Herkese merhaba. Yazılım Dili Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün algoritma eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Ömer var. Merhaba Ömer. Merhaba. Evet Ömer, biliyorsun kanalda algoritma eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün sadece sıfır formatındaki ikinci dereceden denklemlerin çözümünü yapacağız. Evet. Yani onu yapan algoritmayı Evet, o yüzden bayağı uğraş vereceğiz bu algoritmaya. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda video yeni gelmiş, kanalımıza yeni abone olmuş insanlara da öğretmek adına algoritma çekimlerimizi flowchart üzerinden yapıyoruz. Siz bu mantığı anlayıp başka diller üzerinde bu algoritmaları yazabilirsiniz. Ama biz görsel olması üzerine ve daha çok mantığını anlatmak için size flowchart üzerinden bu algoritmayı şimdi tasarlayacağız, anlatacağız. O zaman Ömer hazırsan biz başlayalım. Hazırım, başlayalım. Evet, algoritmayı tamamladık gördüğünüz gibi. Ömer, istersen ilk önce bir sen başla anlatmaya. Algoritmanın adımlarından başlayalım. Evet. Önce A sayısı girmemizi istiyor. Ya bu A, X'in x karenin katsayısı olan A. Sonra B x sayısı girmemizi istiyor. Bu X'in katsayısı olan B. Sonra C de sabitin katsayısı olan C. Evet. Ondan sonra delta değerini buluyoruz. B kare eksi 4 AC. Bilgisayar anlamadığı için aritmetik işlemleri ayrı ayrı teker teker diskriminant bir B kare.
Discriminant 2 A çarpı C. Hı hı. Discriminant 3 4 çarpı Discriminant 2 yani 4 harcı. Delta da yani Discriminant 1 eksi Discriminant 3 ve kare eksi 4 harcı. Evet. İlk başta programı tasarlarken şöyle bir soruyla karşılaşmıştık. Delta küçük tuz sıfır şartını en son sağladığımızda Delta'yı önce tamamladığımızda hata veriyor. Çünkü köklü sayılar negatif olduğu zaman dışarı çıkamıyor. Çıkmayınca da hata vermiş. Normal. Evet. Küçük sıfır olunca tabii ki de denklemimizin kökleri sanal olduğu için kökümüz olmadığı için ekranı yazmıyoruz. Yazmıyoruz. Delta küçük de sıfır değilse köklerimiz var demektir. Değişken tam denklemleri bulmada kullanacağımız. Hı-hı. Bunlardan eksi b artı kök delta bölü 2 a dediğimiz için eksi b'yi tamamlıyoruz. B çarpı eksi b çünkü bu programa eksi b'yi tamamladığımızda önceden bilmesi gerekiyor. Bu ne diyor ilk başta eksi b yazdığımızda. Ondan sonra eksi b'li payda 2 çarpı a diye değişken tanımlıyoruz. Formülden eksi b artı kök delta bölü 2 a. Hı-hı. Şimdi kök delta aritmetik işlemlerde kök işlemi bulmadığı için fonksiyonlar bölümünden. Evet. Şöyle gösterdim ben. SQL'e parametremiz delta ismini kök delta olarak çıkardık. Arkadaşlar fonksiyon kısmından yaptık bunu. Evet. Ömer devam et. X1 payımızda X1 pay diye eksi b artı kök delta bölü 2 olduğundan eksi b artı kök delta diye bir değişken tanımlamamız gerekiyor. Eksi kökümüzde eksi b artı kök delta bölü 2a olduğu için eksi b eksi kök delta bölü 2a olduğu için eksi 2 pay diye ayrı değişken tanımlamamız lazım. Şimdi eğer delta büyüktür 0 ise x1 eşittir tanımladığımız eksi b artı kök delta bölü 2a olduğu için birine x1 pay yerine x2 pay, x1 payda diye değişken tanımladığımız için x1 pay bölü x1 payda. X2'ye gelecek olursak x2 pay diye değişken tanımlamıştık x2 ve x2 kök delta diye. Evet. Payda ortak olduğu için de ilave bir değişken tanımlamadık çünkü bu uygulamada gereksiz ve uygulamanın yavaş çalışmasına neden olur. Ve x1 ve x2 işlemlerini yaptıktan sonra ekrana x1 ve x2'yi yazdırıp duruyoruz. Delta büyüktür 0 değilse. Delta küçüktür 0'ı burada aldığımıza göre bir tek delta evet. Eşittir 0 kaldı. Delta eşittir 0 olduğu için denklemin 2 çift katlı 2 kökü vardı. Parabolden de hatırlayacağımız üzere bu parabolün R'siydi. X eşittir eksi b bölü 2a 2a'mızdan neydi x1 pay. Ondan sonra x ekrana yazıp duruyoruz. Şimdi örnek verip çalıştırmak üzere sözü yapabiliyoruz. Evet sağ ol Ömer. Dediğimiz gibi burası delta büyüktür 0. Yani değilse delta eşittir 0'dır. Zaten küçük olma ihtimalimiz burada kullandık. Büyükse buraya gidiyor. Yani delta 0'dır. O yüzden siz bunu buraya bağlayabilirsiniz. Ama biz size göstermek için böyle yaptık. Evet örnekleri vermeye geçelim. Öncelikle kök yok dediğimiz sayıları verelim. Mesela 1, 4, 6. Bir dakika. Gördüğünüz gibi 1, 5, 5'in kökü yok. Kök olmadığı zaman böyle çıkartıyor. Bir kök yok ifadesi de mesela 5, 5, 5. Gördüğünüz gibi. Yani bu 5x kare artı 5x artı 5 değil mi var? Böyle olduğu için de kökü yok olarak çıkartıyor. Şimdi iki tane kökü olan denklem örneği verelim. Mesela 1, 8, 5, 6 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köklerini eksi 7 ve eksi 84 numara bir şey olarak buldu. Biraz daha gecikmeyi arttıracağım. Evet. Başka bir örnek. 1, 6, 8. Evet yazdık. Yazamadım. 1, 6, 8. Delta küçük büyük büyüktür, küçük büyüktür 0 dedi. Ve kökleri 2 tane çıkardı. Eksi 2 ve 4 olmak üzere. Tam sayı. Bir de çift köklü örnek verelim. Biraz da negatif sayı örnek verelim. Mesela eksi 1, eksi 2 ve eksi 1 örneğini verdik. Delta eşittir 0'a geçti ve
bir tane kök, o da eksi 1 olduğunu çıkardı. Bu da eksi x kare, eksi 2x, eksi 1 denkleminin kökü. Evet, bu algoritmanın... Evet, buyur. Arkadaşlar, bu delta büyüktür 0 olmadığı zaman ilave delta eşittir 0 şartına gerek yoktu çünkü delta küçüktür 0, delta büyüktür. Evet. Olunca geriye bir tek delta eşittir 0 kalıyor. O yüzden... Ama bunu sizin anlamanız için yaptık. Evet, o yüzden biz bunu... İsterseniz böyle bir şey şart koymadan da aynı sonucu alabilirsiniz. Evet. Haklısın, teşekkür ederim Ömer. Bu algoritmanın da sonuna geldik. Ramazan boyunca, 30 gün boyunca bir algoritma örneği paylaşıp sizlere sunacağız. Diğer yandan kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.